Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tempo yükseliyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ek %5 artış içeren teklif kurula gelecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin liraya yükselecek. Aynı düzenleme işverene asgari ücret desteğinin 700 liraya çıkarılmasını da içeriyor. İşte meclisin gündemi var sırada. Emekliye ek zam, işverene asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinde değişiklik. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftayı yüksek tempoyla karşılıyor. Genel kurul kapılarını salı günü açıyor. Çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi milletvekillerinin önüne geliyor. Teklifle SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına ek %5 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkacak. İstihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler de aynı düzenlemede yer alıyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları da kolaylaştırılıyor. Buna göre asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne inecek. Genel salgın durumu kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya girecek. İşverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılacak. Fazladan kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere bu destek 2 yıl daha devam edecek. Liderlerse grup toplantılarından hitap edecek. Salı ve çarşamba günü mesajlarını kürsüden verecek. EYT'yi çok uzun bir süre tartışmıştık sevgili izleyenler. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi geldi. Kimi bu düzenlemeden faydalandı, kimi yararını göremedi. Onlardan birileri de staj ve çıraklık mağdurları sevgili izleyenler. Hükümete Ankara'dan seslendiler bir araya gelip. 18 ilden gelen federasyon üyeleri sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması talebinde bulundu. Bizim tek ricamız bizim staj giriş olarak sayılması. Emeklilikte yaşa takılanlar ilk maaşlarını alalı neredeyse bir yıl oldu. Düzenlemeyi dört gözle bekleyen 300 bin kişi ise umduğunu bulamadı. Yasa onları teğet geçti. Birer staj yaptığımız sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılmasını istiyoruz. Herkesin 25 yıla dayanan sigortası var. Daha ne kadar hak edeceğiz? Staja ve çıraklığa başlangıç tarihlerinin işe ilk giriş tarihi sayılmadığı için EYT kapsamından yararlanamayan mağdurlar Ankara'da bir araya geldiler. Yeni düzenleme talebinde bulundular. Sigorta girişleri yapıldı, sigorta kartları bile verildi. Yıllarca o numarayla işlem gördüler. Ancak staja başladıkları tarih işe giriş tarihi olarak kabul edilmediği için emekli olamadılar. Staj ve çıraklık mağdurları Türkiye genelinde örgütlendi. 18 ilde dernek ve ardından kısa sürede federasyon çatısı altında birleşti. Yurdun dört bir yanından yola çıktılar, soluğu Ankara'da aldılar. Ellerinde pankartlarıyla başkentin göbeğinden hükümete seslendiler. Yerel seçimden önce çözülsün bu. Yoksa bu çözülecek. Ama biz yerel seçimden önce bu hakkımızı almak istiyoruz. Trabzonspor taraftar grupları teröre tepki yürüyüşü düzenledi. Bir araya gelen onlarca kişi ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu. Taraftar tek yürek oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla caddeleri akın etti. Yüzlerce futbolsever Trabzon 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya geldi. Pençekilit bölgesinde şehit olan askerler için yürüyüşe geçildi. Kalabalık grup önce Kahramanmaraş Caddesi ardından Uzun Sokak mevkiine doğru ilerledi. Türk bayraklarıyla metrelerce kortej oluşturan taraftarlar sloganlar atarak ilerledi. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Terörü lanetleyen grubun başlangıç noktasına dönmesiyle yürüyüş sona erdi.